Benden hesap sorulacağı için çok sevindin herhalde Ertuğrul Bey. Bir şeye sevindiğim falan yok. Bilakis ahalinin alın teri altınlar gitti. Ona üzülürüm. Tasa etmeyesin. O altınları bulacağım. Çalanları da ayağından asacağım. Altınlara mukayyet olmana benzemezsin bu iş. Zira verilen vazifenin altından kalkamadın. Daha da sana itimat ederler mi bilmem. Niye itimat etmeyeceklermiş? Moğollar Anadolu'yu talan etmedilerse benim sayemdedir Ertuğrul Bey. Benim sayemde. Elbette itimat edecekler. Sen Moğollarla güya devletin menfaatleri gereği uzlaştın. Mülkü Selçuklu'yu ayaklarının altlarına serdin. Aklını iradeni onlara sattın. Bari ruhunu satmayasın. Biz ruhumuzu devletimize adadık Ertuğrul Bey. Öyle Söğüt'ten bakmakla Konya'daki çetrefilli işler görülmez. Devleti Moğol çizmelerinin altına serdiğinizi gördüm. Ahaliyi Moğol zulmüne teslim ettiğinizi de gördüm. Anadolu'daki mazlumlara nasıl kan ağlattığınızı da gördüm. Ertuğrul Bey, ortada halledilmesi gereken bir mesele var. Burada birbirimizle kapışmak yaraşmaz. Sakin olasınız. Fatural, tez Konya'ya git asker getir. Bu iş daha çok su kaldıracak. Çok. Ben de bu geceden tezi yok, kervansaraya gideceğim. Ben de sizinle geleceğim, Emir Hazretleri. O halde bize de müsaade. Ertuğrul Bey, sizinle aramızda yarım kalan meseleyi ben döndükten sonra konuşuruz. Eyvallah.
Anadolu'nun bütün altınları elimizde efendim. İmparatora bile kafa tutabilecek kadar altına sahibiz. Bunca altınımız olmadan da biz imparatora kafa tutabiliyorduk zaten. Peki Ertuğrul, ona ne yapacağız efendim? Her ne kadar onun kanını dökmek istesem de hakkını yiyemem. Ertuğrul büyük bir savaşçı. Aslında bu zenginliğe ulaşmışken Ertuğrul'la ortak olup bu toprakların en büyük imparatorluğunu kurabilirdik. Nasıl yani efendim? Tabii ona güvenseydim. Ertuğrul'a söyle, altınlar kaleye geldi. Yarın gelip yarısını alsın. Peki sonra? Sonra ne yapacağız efendim? Ertuğrul'un işini burada bitireceğiz. Sonra da bu toprakların gördüğü en büyük kan gölünü yaratacağız. İşte bu altınları ele geçirmemizden bile daha güzel efendim. Tüm bunlar ne demek olur abla? Sırma, gel otur şöyle konuşalım. Töremizi ayaklar altına aldın. Bir de oturup konuşmaktan mı bahsedersin? Bacım, benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben de sizle aynı vakit öğrendim. Yalan söylersin. Neden yalan söyleyeyim Sırma? Neden olacak? Saadetime mani olmak için. Ben sana sordum. Ertuğrul Bey'de gönlüm var mı dedim. Bana doğruyu söylemedin. Sustun. Üste çıktın. Handa baş başa konuştuğumuzda da onun gönlünü çeldin. Benimle evlenmesine mani oldun. Sırma. Bacım. Bak beni bir dinle. Benim senin gibi bir ablam yok. Bana bacım deme. Yeter! İçerideki rezalet bitti. Burada da mı başladınız? Onu ablama sor ağabey. Malum otağda bey dururken teklifi kabul eden kendisiydi. Ona sonra geleceğiz. Elbette kararı ben vereceğim. Ablam Ertuğrul Bey'e beni vermek istediğini bile bile teklife rıza gösterdi. Bu ihanettir. Sırtından vurmaktır. Emir Bahattin'e varmamak için yaptı bunu. O vakit imdi söyle kararını, o da duysun. Onu Ertuğrul Bey'e vermeyeceğini bilsin. Bu hemen verilecek bir karar değildir. İmdi başımızda daha büyük bir gâile var. Evvela onun akıbetini görelim. Devlet meselesidir bu, devlet! Devlet olmadı mı? Ne düğün edecek ota, ne de toy yapacak ova kalır. İmdi dizinizi kırıp oturun. Ben dönene kadar da bu meseleyi açmayın. Bana dilinizi kestirmeyin. Demek beyim İlbilge Hatun'u istedi ha. Hiç de sezmedik böyle bir şey olacağını. biz sezdik mi ki kardeş? Biz sezdik mi ki?
Lakin Umuroğlu otağını görmeniz lazımdı. Böyle yıldırım düşmüş gibi oldu. Vallahi kardeşler, ben de şaşırdım bu işe. Olan oldu kardeş. Hem de çok iyi oldu. Ertuğrul Bey'imiz evleneceği, toy olacağı. Gayrı dağ gibi et, göl gibi şerbet yığılacağı. Siz ona bakarsınız, ona bakarsınız siz. Ay maşallah, ay maşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Haydi kardeşler, karakoç yarısı mis gibi. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Olasın kardeş. Eyvallah Pansat Paşa. Sen de alasın kardeş. Eyvallah. Haydi, haydi. Buyurun, afiyet olsun. Açsana galiba, Pansat Paşa'm. Soğutmadan yiyorsun. Kardeş, çok şükür, çok şükür. Karnım toktur. Hatunum sağ olsun beni doyurmuştur. Doyurmuştur da gayrı siz de böyle kendiniz yapıp kendiniz yiyesiniz. Yahu böyle daha ne kadar gideceği? Ya ne yapalım Bamsar Paşa'm? Ne yapalım var mı? Oğuz Alp ne yapalım var mı? Ertuğrul Bey'im dahi kendisine hatun alıp evleneceği inşallah. Siz de kendinize göklü bir hatun alıp evlenesiniz. İnşallah. Er kısmına göklü bir hatun gerekir. Biz oldu bitti kara pusatımıza sevdalanmışız Bamsat Paşa'm. Gözümüz hiç görür mü hatun evliliği? Ah Dumrul'um ya gönül? Gönül ne olacağı? Gönül dediğinde er kişinin keskin pusatı değil midir? Gönül sevdayla bilenmezse, ona eş olacak kının içinde saklanmazsa paslanır kardeşlerim, paslanır. Ben de yıllar yılı yalın kılınç gezdim. Sonra ne oldu? Çok şükür kendime uygun kınımı buldum evelallah. Çok şükür Atbaşım. Çok şükür. Bunlar kısmet nasip işidir Bamsar Paşım. Allah nasip ederse olur. Bak, Allah nasip eder, Allah nasip eder. Lakin kulda birazcık sezeci. Alacağı hatunu iyi seçmeli. Kardeşler, hatun kısmı dört türdendir. Birisi solduran soptur. Bir diğeri dolduran toptur. Bir diğeri ise ne desen bayağıdır. Bir diğeri ise çadırın dayanağıdır. Onlar nice hatunlardır Bansal Başım. Diyeyim sana, diyeyim sana Melikşah, diyeyim hele. Bak, biri solduran soptur ki sabah erken kalkar, daha elini yüzünü yumadan dokuz bazlama bir külek yoğurt bekler. Sonra tıka basa doyuncaya kadar yer durur. Sonra da elini böğrüne vurur. Çadırı harap olası ere vardı paralı. Karnım doymadı, yüzüm gülmedi, başım yaş mı görmedi der. Kardeşler, buncalayım hatun ocağınıza varmasın. İnşallah Pansat Paşa'm. Eyvallah. Eyvallah. Birisi de vardır ki dolduran toptur. O da sabahleyin erkenden kalkar, obanın bir ucundan bir ucuna gider, gıybet yapar. Laf koşturup çenebazlık eder. Akşam bir gelir ki çadırı tavuk kümesine, sığır damına dönmüş. Sonra da komşular ne olurdu çadırıma bakaydınız der. Kardeşler böylesi de, böylesi de ocağınıza varmasın hiç. Amin. İnşallah Bamsar Paşa'm. Birisi de ne dersen bayağıdır. Öyle ki kardeşler misafir gelse izzeti, ikramı bilmez. Eri ekmek dese un yok der, döner gider. Bin söylersin bir duymaz. Kardeşler böylese hiç, hiç ocağınıza varmasın. Hiç varmasın kardeşler. Varmasın Akbaşım, varmasın. Peki ya sonuncusu nasılmış? Vah kardeşlerim. Sonuncusu öyle hatunlardır ki çadırın dayanağıdır. Onlar öyle hatunlardır ki böyle kırdan, yabandan misafir gelse çadırda erleri olmasa dahi yedirirler, içirirler, ağırlarlar, hürmet ederler. Sonra da uğurlarlar. Hay maşallah.
yokluğunda erini aratmaz, itibarına zeval getirmez. Onlar öyledirler ki gereğinde sofra sererler, yeri geldiğinde pusata yaslanırlar. Ah kardeşlerim, onlar öyle hatunlardır ki Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice analarımız, Hazreti Fatıma'nın izinden giderler. Onlar öyle izzetli, öyle yüce gönüllü, zarafetli hatunlardır. Alplar, güzel kardeşlerim, Allah size de böyle hatunlar nasip etsin. Ocağınıza böyle hatunlar varsın kardeşlerim. Böyle hatunlar varsın. Amin Bansal Paşa'm, amin. 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 İnşallah Paşa'm. Amin. 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 İnşallah. 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 Haydın. Haydın gayrı. Devam edesiniz. Afiyet olsun. Haydın. Yiyesiniz hele. Maşallah. Maşallah size. Beyim, doğrusu ben de şaştım bu işe. Muradın nedir bu evlilikte? Benim gönlüm Halime'dedir. Gönlüme Halime'den başkası girmemiştir. Otağımıza bir hatun girebilir, lakin gönlüme giremez. Bu evliliği obamızın ve idare ettiğimiz toprakların menfaati için yaparım. Ertuğrul Bey'im, Umuroğullarına itimat etmem dediydin. Bu işi sırf onları safımıza çekmek için ettiysen, neden sırma değil de İlbilgi Hatun? Ben de bunu merak ederim oğul. Bey Bolat Bey sana sırmayı vermek istedi. Lakin sen İlbilge'yi istedin. Hem de Emir Bahattin'in gözünün önünde. Neden? İlbilge Hatun'la Emir Bahattin'in evlenmesine mani olmak için. Emir Bahattin, Moğolların Konya Sarayı'ndaki en dişli adamlarından bir tanesidir. Emir Bahattin'le İlbilge Hatun'un evlenmesi demek, Umuroğullarının arkasına Moğolların gücünün eklenmesi demektir. Bu neye yol açar bilir misiniz? Kurduğumuz nizamın yıkılmasına ve Moğollara karşı girişeceğimiz Hürriyet Cengi'nin engellenmesine. Bu evlilikle hem Şer İttifakı'nın hesabı bozulacak, hem de nizamımız daim olup Hürriyet Cengi'miz devam edecek beyim. Oğul, belli ki bu mühim meselede kararını vermişsin. Analık hakkımı ortaya koyarak sana bir şey demek isterim. Emret ana. Evlatların artık yetişkindir. İlbilge Hatun'la evleneceğini balalarına da söylemen lazım. Onlarla konuşman lazım. Baba. Sen İlbilge Hatun'la mı evleneceksin? Osman ağabeylerine söyle, sizinle konuşacaklarım var. Ben de geleyim mi o? Yok ana. Ben yalnız konuşacağım evlatlarımla. Ertuğrul. Diretirlerse onları incitmeyesin oğul. Malum. Nicedir anasızdırlar. Hemen kabullenmesi zor olur. Bilirim ana, bilirim. Merak etmeyesin. Ne desem bilemedim ki kardeşim. Nereden çıktı bu evlilik meselesi, ben de anlamadım. Aslanlarım.
Osman'ın anlattıkları doğru mudur baba? İyi Bilge Hatun'la evlenecek misin? Öyle olmazsa icap eder Gündüz. Doğrudur. Savcı ile Osman anamızı bilemediler. Ben bildim. Gördüm. Onun yadigarı olan bu otağda başka bir hatunu görmek biraz ağır gelir baba. Yiğitlerim, endişelerinizi anlarım. Lakin siz de benim yapmak istediklerimi anlayın. Ben ne yaparsam obamız için, boyumuz için, istikbalimiz için yaparım. İlbilge Hatun'la evlenmenin bunlarla alakası nedir baba? Dinleyin hele. Garpta Bizans, şarkta Moğol. Biz de bunların tam ortasındayız. İki yanında ateş olan, kılıçtan keskin, kıldan ince bir köprünün üstündeyiz. Moğollar gittikçe bu tarafa doğru yaklaşmakta. Bizans da bizi yutmak için hazır beklemekte. Türk obaları düşmanlar için tek başına yutulamayacak olduğundan bizi parçalayarak yutmak isterler. Bunu da araya fitne sokarak yapmaya çalışırlar. İşte bizim bu fitneye mani olmamız icap eder. Bu fitneye mani olmanın tek yolu evlilik midir baba? Biz daha evvel türlü fitnelere maruz kaldık baba. Lakin hepsini kılıcımızla bastırmadık mı? Oğul, öyle fitneler vardır ki onları kara pusatla bastırmaya çalışmak daha büyük felaketlere yol açar. Şimdi bu fitneyi kuranların da bizden beklediği budur. Ağzı zehirli yılanları, pençesi kanlı akbabaları bertaraf etmenin en iyi yolu akrabalıktır. Bunu sizin istikbaliniz için de yaparım. Konya, Moğolların ve basiretsiz idarecilerin tahakkümü altında. Biz yeni bir devletin tohumlarını attık. Yaşadığımız bu zorlukların hepsi yeni devletin doğum sancılarıdır. Tohumunu attığımız bu devleti belki biz göremeyeceğiz. Lakin kader-i ilahide bu size nasip olmuşsa sizler o devleti göreceksiniz. İşte o vakit böyle fitnelere maruz kalmamanız için uğraşırım. Olsaydı peşine düşeceğimiz izi bilirdik. Ben bu işi yapan az çok tahmin ederim. Kim? Dragos. Buralarda bu işi yapmaya cüret edecek başka kimse yok. Senin vergi kafilesine de baskın yapan oydu. Lakin bu işi yalnız başına yapmadı. Kimle yaptı peki? Oradan sağ çıkmak için Dragos'a ne vaat ettin Ertuğrul Bey?
Ertuğrul. Ertuğrul Bey kaleden döndükten sonra Söğüt'e geldi. Ertesi akşam da bizimle beraberdi zaten. Nereden bu kanaate vardınız Emir Hazretleri? Ertuğrul'la beraber yaptı dediysem Ertuğrul buradaydı demedim. Hatırla, Ertuğrul'a Dragos'la ne anlaşması yaptın dediğimde geçiştirdi. Sen sorduğunda da cevap vermedi değil mi? Kervansaray'da toplanacak vergilerin malumatını Ertuğrul Dragos'a verdi. Dragos da işi bitirdi. Bu anlaşma sayesinde de o kaleden canını kurtardı. Sence? Ben evvela bir tahkikat ettireyim Emir Hazretleri. Bahattin! Buranın mesuliyeti sendeydi Bahattin. Şimdi Hülya Burhan Anadolu'nun vergisini sorarsa ne deriz ha? Komutan. Buraya ben de tahkikat yapmak için geldim. Adamımı gönderdim Konya'ya. Askerleri de getirecek merak etme. Ben nasıl halledeceğimi bilirim Bahattin. Senin derini yüzüp içini altınla doldurarak Hülya Burhan'a göndereceğim. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Lefke Kalesi'nden haber vardır beyim. Altınlar kaledeymiş. Yarısını teslim etmek için sizi kaleye davet ederler. Altınlar indedir beyim. Bunlar bizi ne sanırlar? Niyetleri beni kalede ölüm kapanına kıstırmak. Kaleye geleceğimizi bildiresin Abdurrahman. Buyruk sendir beyim. Beyim. Madem kapana kıstıracılar, neden gideceğini söylersin? Onları kendi kapanlarına kıstırmak için Bamsı. Turgut, cenk hazırlığı yapasın. Dragos'a öyle bir darbe indireceğiz ki körelmiş zannettiği pusatlarımızın ne kadar keskin olduğunu görecek. Buyruk senin beyim. Bamsı, sen de alpleri toplayasın. Sırtlan sürüsü kervansarayı inedinmiş. O vakit kurt pusu da gerek. Eyvallah beyim. Beyim, Emir Bahattin'in de işini bitireceğim mi? Onun için hemen bitirmeyeceğiz Bamsı. Evvela ondan öğrenmemiz gereken mühim bir bilgi vardır. Nedir beyim? Albastı. O kanı bozuğun kim olduğunu bir an önce öğrenmemiz icap eder. Eğer onu yakalayabilirsek Moğolların Türkmen obalarına yaptığı katliamları da durdurabiliriz. Türk obalarını mukavemet için toplamamıza da mani olabilir. Bir an önce bulunup öldürülmeli. Sandık dedik, bulamadın. Bizi defalarca oyaladın. Altınımıza sahip çık dedik, koskoca kervansarayı muhafaza edemedin. Senin yerine emir mevkiine it koysak daha faydalı olurdu. Komutan, Konya'dan askerler gelecek. Bütün tahkikatları yaptıracağım. Size söz. En tez vakitte altınları da katilleri de bulup getireceğim. Gayrı senin oyalamalarına karnımız toktur. Verdiğimiz hiçbir işi beceremedin. Cezanı çekeceksin. Nökerler! Bunu halıya sarın. Atlarınızın altına atın, tepelesinler. Ertuğrul! Durun! Ertuğrul var bu işin içinde! Getirin.
işin Ertuğrul'la ne alakası vardır? Sandığı onun aldığından şüphelenmedik mi? Devriye birliğini de ortadan kaldırdı. Bu işin altında Ertuğrul'un parmağı var. Bana mühlet verin, ben size ispatlayacağım. Her işin arkasında Ertuğrul var dersin. Kendi beceriksizliğini örtmek için Ertuğrul'un üstüne atarsın. Sana her türlü yetkiyi verdik. Madem öyle, İmdiye dek neden Ertuğrul'u bitiremedin? Az kaldı. Çok az kaldı. Bu işi ancak ben halledebilirim. Beni ortadan kaldırırsanız Ertuğrul bu işten yakayı yırtar. Nökerler, bunu bir odada hapsedin. Daha sonra düşüneceğim. Albası! Sen kal. Konuşacaklarımız vardır. Mengü. Hanımım. Bilirdin değil mi? Neyi hanımım? Bana oyun etme Mengü. Ablama da sordum, sana da sordum. Reddettiniz. Ertuğrul Bey'in onu isteyeceğini bilirdin. Arkamdan iş çevirdiniz. Bilmezdim hanımım. Yemi içerim bilmezdim. Nereye gittiğimdi o? Nerede dedim? Söğüt. Söğüt'e gitti. Ertuğrul'la iyice yanaşmaya gitti ha. Ne yaparsa yapsın bu iş olmayacak. İkinize de bunun hesabını soracağım. İmdi defol git, gözüm görmesin. Elimden bir fenalık çıkacak. Defol. Gelesin hele Bilge Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Ertuğrul Bey, beni ağabeyimden istemen obamda yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Herkes bir şey der. Hiçbir umurumda değildir. Lakin bir şey merak ederim. Sor hele. Ağabeyimden beni istemen nedendir? Ağabeyin de, ben de iki obanın kardeşliğini, birliğini yüceltmek isteriz. Bunun için seni istemeyi münasip gördüm. Beni istemenin tek sebebi İki obanın menfaati midir sadece? Otağında bana yer vermek istersin. Ya gönlün? Gönlünde de bana yer var mıdır? Gönül iradeye tabi değildir Bilge Hatun. Ne gönle bir sevdayı nakşetmek kolaydır, ne de bir sevdayı silmek. Bizim izdivacımız iki obanın birliğinin mihenk taşı olacaktır. Biz böyle yüce bir gaye için evliliğe rıza göstermişiz. Mühim olan budur. Ya ağabeyim olmaz derse? Ağabeyin de iki obanın bir olmasını istemez mi? Eğer o da niyetinde samimi ise buna rıza gösterecektir. Peki evlatların? Onlar beni kabullenebilecek mi? Elbette yıllar sonra otağa bir hatunun girmesi onlar için kolay olmayacaktır.
Alışmaları biraz vakit alacaktır. Ya sen? Sen onlara sabır gösterebilecek misin? Ertuğrul Bey, bilesin ki ben senin muradına rıza gösterirken ne olacağını bilirdim. Ben kararımın arkasındayım. Dilerim ki sen de muradının arkasında durasın. Kişioğlu bu cihanda ahdi kadar vardır Bilge Hatun. Ettiğimiz kelamların her daim arkasındayız. Allah hepimiz için hayırlısını nasip etsin. Amin. Müsaadenizle. Osman, ne vakittir görmedim seni. İyisin inşallah. Hiç iyi değilim. Hayırdır? Bir de sorar mısın? Seni dost belirledik, otağımıza aldık. Bey kızıdır dedik, hürmet gösterdik. Lakin otağımıza hatun olmak, anamın yerine kurulmak istermişsin. İşte bu olmaz. Beni töhmet altında bırakırsın. Bu işte karşılıklı rıza vardır Osman. Benim rızam yoktur. Senin yerin bizim otağımız değildir. Kendi otağında kal. Bir bakarız casus olursun. Bir bakarız düşman olursun. Tam affettik deriz. İmdi de gelip otağımıza hatun olmaya kalkarsın. Bu da yeni oyunun mu? Biz ne vakit birbirimizi dinleyip anlamadık, o vakit sıkıntı oldu. Ancak birbirimizi dinleyip anlayınca hakikati bulduk. Fevri davranmayasın, bir dinleyiz. Her şey ortada değil mi? Daha ne dinleyeceğim? Anlayacağım, anladım ben. Gayri söze lüzum yoktur. Yıllardır sevdanı gönlümde, yaşmağını göğsümde zırh gibi sakladım. Bana emanetin olan üç evladımızı fidan gibi büyüttüm. Otağımız, obamız ve yüce gayemiz için gece yatmayıp gündüz oturmadan mücadele ettim. Şimdi ne yaparsam yine yüce gayemize halel gelmemesi içindir. Şu gelimli gidimli, sonu ölümlü cihanla gönlüm senden gayrısına meyletmedi. Ben sevdamı senin toprağına gömdüm. Ahdime sadığım, vuslatı ahirete sakladım. Bahattin'in söyledikleri için ne dersin? Sence de bu işin arkasında Ertuğrul mu vardır? Emir Bahattin 40 tilkinin kuyruğunu birbirine bağlayıp bir tahmin yürüttü. İşin sonunda Ertuğrul da çıkabilir. Lakin tahminle değil, ipucuyla yürümek gerekir. Bu işi de Emir Bahattin nasıl yapacağını bilir. Bahattin değil. Sen yapacaksın. Ben mi? Evet, sen. Bugüne dek verilen bütün emirleri layığıyla yerine getirdin. İsyancı obaları kılıçtan geçirdin. Hepsine korku saldın. Şimdi de bu işin peşine düşeceksin. Ertuğrul'u bitireceksin. Ya Emir Bahattin? Emir Bahattin bitti. Bir müddet bizde kalacak. Cezası kesilecek.
Sen vazifene bak. Ertuğrul'un kardeşleri hala hayatta. Sandık ortada yok. Vergi meselesi, hepsini sen halledeceksin. Ertuğrul'u sen bitireceksin Albastı. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. Merak etme. Albastı. Eğer vazifeni yerine getirirsen uç beyi olursun. Eğer vazifeni yerine getiremezsen ordularımızı alırız. Sadece Ertuğrul'a değil, senin obanı da çiğneriz. Bir daha sakın bana Albastı deme, komutan. Bu adın ardında yüzlerce adam var. Hepsi de öldürmek için bekler. Benim adım Beybolat. Eğer bir daha bana Albastı dersen, Albastı olurum. Bütün hazırlıklarımız tamam efendim. Kalede hiç bu kadar kalabalık olmamıştık. Ertuğrul ve alpleri kaleye girdikleri zaman bir daha asla çıkamayacaklar. Ortak olduğumuz için sayıca az gelecekler. Görüyor musun? Ortaklık ve karşılıklı güven ne kadar değerli. Efendim. Ertuğrul'un büyük bir savaşçı olduğunu söylemiştiniz. Ona özel bir ölüm şekli düşündünüz mü? Bu konularda plan yapmayı sevmem. Anın tadını çıkartmayı severim. Ama kafamda var bir şeyler. En azından ölmeden önce ona söğütü dar eden komutan Dragos'un gerçek kimliğini göstereceğim. Dikkate bile almadığı, aklının ucundan bile geçmeyen Zangoç'un onun sonunu getiren kişi olduğunu öğrenince belki de kendiliğinden ölür. Önce Ertuğrul'un canı. Kalabalık ve kana susamış bir orduyla Söğüt. Sıra imparatora da gelecek. Ve böylelikle İmparator Dragos. İmparator Dragos! İmparator Dragos!